İşte size bahsettiğim o muhteşem görüntü. Tam karşıda görüyorsunuz. Kameranın tam ortasında Kız Kalesi çok güzel bir şekilde görünüyor. Burada mümkün olduğu kadar yavaş yavaş gidin, bu manzaranın tadını çıkarın derim ben. Mersin'de tavsiye üzerine Abidin Tantuni'ye geldik. Bir arkadaşım özellikle tavsiye etti burayı. Bakalım deneyeceğiz. Şu an salata, garnitür vesaire limon bunları getirdiler. Şöyle bir yayık ayran, açık ayran şeklinde bir ayran geldi. Dürüm de somun ekmekte lavaş şeklinde yapıyorlarmış. İkisinden de söyledik. Hani bize biraz dürüm küçük gibi geldi ama normal somun ekmek söyledik biz eşimle. Ahmet Ömer'e de lavaş söyledik. Bakalım hepsini deneyeceğiz. Hangisi lezzetlidir, hangisi daha avantajlıdır, hangisi güzeldir, ne kadar ödeyeceğiz, hepsini size videonun devamında bildirmiş olacağız arkadaşlar. Şimdilik böyle. Evet, bu şekilde geldi. Dürüm olanı bu şekilde. Bayağı küçük. Yani bununla imkan yok. İnce de yani. Doyulması yok. Çok iyi. Ben bundan 3 tane falan yemem lazım. Somun ekmek bir nebze idare eder cinsten. Hani böyle bir geçerken biraz aç olduğunuzda bir tane bundan yeseniz idare edecek şekilde. Bakalım. Lezzetini deneyeceğiz birazdan. Yemeğimizi yedik arkadaşlar. Gerçekten güzeldi. Lezzetliydi. Hemen size fiyatını söyleyeyim. Somun ekmek arasında yapılan tantuninin fiyatı 38 lira. Minik lavaş arasında yapılan tantuninin fiyatı ise 35 lira. Açık ayran içtik birer tane. Açık ayran 10 lira. Ve bir tane de masaya getirilen suyu açtık. Su da 5 liraymış. Toplam hesabımız 217 lira tuttu. Şöyle söyleyeyim, lezzetliydi. Servis çok hızlıydı bir kere. Yani çalışanları, işletmeyi gerçekten bu konuda tebrik ederim. Hiçbir aksama olmadan hemen anında isteğinizi getiriyorlar. Ayrıca masaya görmüş olduğunuz gibi iki çeşit falan salata geliyor. Limonunuz vesaire. Dediğim gibi servis çok güzel. Yalnız somun ekmekler ve lavaş gerçekten küçüktü. Yani bunu yiyerek doymanız mümkün değil. Tok geleceksiniz. Bunu keyfi bir şekilde yiyeceksiniz. Ya da iki tane falan yiyerek ancak doyarsınız. Güzel, temiz bir mekan. Tavsiye ederiz. Biz de dediğim gibi tavsiye üzerine geldik zaten. Bayağı da bir acıkmıştık. Şimdi biraz kendime geldim çok şükür. Sabahtan beri pek bir şey yiyememiştik dolaşmaktan. Denize falan girdik. Bayağı da acıktık. Şimdi bakalım ne yapacağız bilmiyorum. Aslında günü birlik gelmiştik ama merkezde bir pansiyon tuttuk. Ora nasıl hiç bilmiyoruz. Telefondan öyle baktık. Ödemesini falan yaptık. Bakalım artık şansımıza ne çıkacak. Kahvaltı dahil bir pansiyondu. Planımızda aslında bugün kalmak yoktu. Ben bugün Ahmet Ömer'le beraber Antep'e gidecektim. Adana'ya bırakacaktı eşim beni. Oradan gidecektik ama şimdilik burada gibi görünüyoruz. Bakalım daha nereleri gezeceğiz? Nereleri sizlerle paylaşacağız? Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Günaydın arkadaşlar.
Bugün ikinci günümüz Mersin'de. Müzeleri gezeceğiz önce. Sonra burada amcamız var. Onu ziyaret edeceğiz. Sonra yine bir kısa bir süre denize gireceğiz. Oradan sonra da artık Antep yolculuğuyuz inşallah. Şimdi arkeoloji müzesine geldik. Biz eşimle müze gezmeyi falan çok seviyoruz. Böyle antik kent, müze, yani şehrin farklı kültürel özelliklerini tanımak için. Şöyle arkeoloji müzesi. Çok hoş, güzel bir bahçesi var. Daha sonra da yan tarafta biraz ileride deniz müzesi varmış. Eşim asıl orayı görmek istiyor. Buraya gelirken de bir Mersin limanının yanından geçtik. Buralarda böyle sütun başlıkları falan var. Bakalım hangi döneme ait bunlar. İçeride şimdi inceleyeceğiz, bakacağız. Müzenin içini çekemeyeceğim. Size böyle bir dışından göstereyim kısaca. Müzenin ikinci katına çıktık. Şöyle kısaca size tekrardan etrafı göstermek istedim. Şurada yine güzel bakın testiler var, küpler var. Bunlar zeytinyağı ve sirke küpleri. Şurada da yapılışını göstermişler arka fonda. Bakın bu testilerin, küplerin altlarının sivri yapılmasının sebebi o zaman da gemilerle ticaretinin yapıldığı için bir yerden bir yere. Böyle altları yuvarlak yapılıyordu. Gemilerin en altına kum dolduruluyordu. Bu küpler de o kumlara gömülüyordu. Hani gemi ne kadar dalgalanırsa dalgalansın hiçbir şekilde devrilmiyordu ya da dökülmüyordu. O zaman da böyle bir şey düşünmüşler bu şekilde. Gördüğünüz bu testilerin, küplerin, o devirde olanların alt kısımlarının bu şekilde sivri ya da böyle yuvarlak olmasının sebebi o yüzden devrilip dökülmemesi için. Çok güzel bir müze. Ben yani gerçekten bayıldım. Zaten müze gezmeyi seven biriyim. Burada da bakın o testilerin devamları var. Burası zannedersem bu testilerin pişirildiği yer. Bu şekilde sırayla dizilmiş. Müze gezin arkadaşlar. Müze gezmek çok güzel bir şey. Derler ya gezen daha çok bilir diye. Gerçekten gezerseniz tek tek incelersiniz. Hangi dönemde neyin olduğunu, nasıl yapıldığını, ne amaçla kullanıldığını. Yani şehrinizde bulunan müzelere gidin. Kesinlikle yani zaten şu sıcaklarda serin serin içeri girersiniz, gezersiniz. Bir tane kendinize müze kartı çıkarın, senelik 60 TL. İstediğiniz her müzeye ücretsiz girebilirsiniz. Burada küçücük bir lahit var. Mersin Müzesi'ne de gelebiliyorsanız gelin. Mersin Arkeoloji Müzesi'ndeyiz şu an. Ben bayıldım yani. Tek tek bütün her şeyi inceledim. Bunları görmek yani beni çok etkiliyor. O zamanın şartlarıyla nasıl bu kadar düzgün alet edevat yapılmış çok şaşırıyorum. Bunlar da Roma döneminden kalma parçalar. İşte kapaklar, camlar, pişmiş topraklar, tabaklar var, kandiller var, kozmetik kutuları var. Bakın şunlar şöyle, şu küçükler kandiller. Bu şekilde gezmeye devam ediyoruz. Burası bakın Mersin'de işte Mut, Anamur, Aydıncık kalelerinin görseli. Evet, buraya bakın bir ekran koymuşlar. Aa evet, bakın şöyle. Oradan seçiyorsunuz. Evet. Hem yukarıya veriyor hem de burayı aydınlatıp gösteriyor. Harika, gerçekten harika. Gelin görün, bayılacaksınız. Ben biraz daha detaylı bir şekilde gezmeye devam edeceğim. Yani çok güzel, çok güzel. Limana geldik arkadaşlar. Yakından bir görelim dedik. Denizde balık sürüsü geçiyor. Çok güzel gidiyorlar, bakar mısınız? Balık.
Bir de bakın yalnız orada dikkat ederseniz aynen çöpün kenarından dolaşıp öyle geçiyorlar. Yapmayalım lütfen. Denizlerimizi kirletmeyelim ya. Atıklarınızı atmayın. Yani balıklar bile tenezzül edip bakın oradan geçmiyorlar. Dolanıp öyle gidiyorlar. Arkadaşlar Mersin'e veda ettik. Ahmet Ömer'le ben şu an Gaziantep otobüsündeyiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.